yanlış oluyor. Niye bardak değil? Onur, senin turun neresiydi? Güneydoğu mu, Doğu Anadolu mu? Güneydoğu'da var, Doğu Anadolu'da var, Karadeniz'de var, tamam var abi. Nereden başladın? Bursa'dan başladın. İlk baş Bursa'dan çıktım yola. Kurban Bayramı'nın birinci günü, pardon, Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Haziran ayının sonu, Ramazan Bayramı'nın birinci günü, 2017. Bursa'dan Bilecik üzerinden Eskişehir. Daha sonra Ankara, saat 9-10 gibi Ankara'daydım. Saat 3 gibi yola çıktım. Ankara'dan aşağıya Kırşehir'e, Kırşehir'den Malatya Elazığ yolu üzerinden Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş'ta ilk gece orada kaldım. Kahramanmaraş öğretmen evinde kaldım. İşte Kahramanmaraş'ın da Mados'u meşhur. Maraş'tan evet. Kahramanmaraş'ın Mados'u meşhurdur. Hakiki Maraş'tır oradaki. Evet. Gece orada kaldım. Gece orada gezdim. Yine sabah, her sabah aynı saate kuruluyordu alarmım. Saat 3'te kalkıyorum. İşte akşam ezanı saatine kadar nereye gidebilirsem. Hani herhangi bir şey yok. Ama rotam var değil mi yani? Rota senin belli şimdi... değil abi. Belli tam değil belli mi? Değil. Gideceğim yerler belli ama tam belli değil. Çünkü karşına her zaman rotayı çizemiyorsun. Ama sen şimdi daha önce gitmiştiğin olduğu için belli bir yine bir evet. Yolları bilmiştiğin evet. Var yani. Bildiğim yerlerden de geçtim, bilmediğim yerlerden de geçtim. Maraş'tan daha sonra Malatya tarafı, Elazığ, oradan aşağıya doğru Diyarbakır'a, işte Maden Dağı'ndan, Ergani üzerinden Diyarbakır il merkezine. Diyarbakır'da biraz gezdim dolaştım. Bayağı Bursa'dan büyük Diyarbakır yani. HDP'lileri gördün yani. Onları da gördük yani. Ondan sonra Diyarbakır'dan Mardin'e ama yani geçtiğim, oradan geçtiğim saatler, öğlen saatleri. Benim en çok merak ettiğim, Mardin'de kaldın mı? Mardin'de kaldım. Yani Midyat'ta kaldım. En çok merak ettiğim yer zaten doğuda benim Mardin, işte yolları, evleri. Geçtim, oradan da geçtim. Onların videoları var, ben sana atayım madem, sen tamamını izlersin. Diyarbakır'dan geçtim saatler dedim, öğlen saatleri. Bir de Temmuz ayı olması itibariyle... Çok sıcaktır. Bildiğin 50 derece işte yani, 50 derecede motosiklet sürüyorsun burada. Çok sıcak yani, hiçbir şeyin çaresi yok. Yani klimanın çaresi yok işte. Hiçbir şeyin çaresi yok. Öyle bir oldu. Yani böyle klimalı araban olsun. İçinde gene de böyle yana yana gidersin abi. Bir şekilde ısınır yani. Diyarbakır'dan aşağı indim Mardin'e. Orada tabii dağlar başlıyor artık. Diyarbakır'dan sonra bir sürü geçitler. İniyorsun, çıkıyorsun. İşte bir dünya geçit var. 74 tane geçidin tamamından geçtim Türkiye'deki. Türkiye'deki 74 geçidin tamamından ve 81 ilinde tamamına gittim. Mardin'e gittim. Mardin'i daha önce görmüştüm. Sırf bu sefer hani kask üstündeki kamerayla çekmek için bir daha geçtim Mardin'den. Ama bayramın ikinci günü olması itibariyle herkes memleketine gelmiş, akın etmiş, dolu. Tarihli, şimdi iki tane Mardin var Mardin'e gittiğin zaman. Bir normal yerleşim olan yeni Mardin var. Öyle yazıyor. Bir de eski Mardin var. Eski Mardin'e zaten bu kahverengi tabelalardan gidiyorsun. Yani küçük kahverengi tabelalar işte. Tarihi yer olduğu için orası. Oradan gidiyorsun. Eski Mardin'de çektim komple. Yani sırf çekmek için gezdim. Tekrardan baktım oralara. Bir durdum. Gezindim, bakındım. Bir çay içtim. Sonra devam ettim. Midyat'a. Midyat'a gittiğimde hava böyle kararmak üzereydi. Böyle. Akşam olmuştu yani Midyat'a geldiğinde. Kahramanmaraş'tan Midyat'a gittim. Ne kaldın? Sigarada mı kaldın? Sigarada kalacağım ikisinin arasında. Ha. Peki şimdi bu yol... Fazla çekme, koşayım bak yırtılmış. Yolculuk yaparken geceleri çadırda mı kaldın, nerede kaldın? Değil, tamamen hepsini öğretmen evlerinde kaldım. Başka hiçbir yerde kalmadım. Her doğuda, her gittiğin ilde, her gittiğin ilçede hatta öğretmen evi var ve öğretmen evleri orada batıdakiler gibi değil. Yani bir yerleşim alanının içine giriyorsun. İçeride lokanta da var, berber de var, cami de var, her şey var yani. Bir yerleşim içine giriyorsun, orada kalıyorsun yani. Hem motorun daha güvende kalıyor. Motoru kilitliyorsun oraya, daha güvenli oluyor motor. Hem de sen daha güvenlisin yani öğretmen evi olduğu için. Bir de ucuz. 40 lira 50 lira, 40 lira 50 lira. Hep öyle öğretmen evleri. Bazı büyük şehirlerdeki öğretmen evleri işte 60 lira falan. Bekleyelim. Öyle. Çay. 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 Ama ben şey istiyorum. Kafada olan çay. Fincan çay. Çay. Normal çay, ucuz çay. Fincan yayık çık, fincan da olan fincan var. Yoksa kupa olan var. Kupa. Yani cam kupa. Tamam. 5 tane çay, 1 tane fincan çay. Doğru. 5 tane.
Midyat'a kaldım, gece park ettim orada, Midyat'ta gezdim. Ama şehir öyle bir ki eski taş her yer. O taşlar bir ısındığı zaman hani ben şey dedim, ya akşam olur da bir serin serin gezerim. Öyle düşünüyordum. Değil abi. Yani akşam bildiğin 30 derecenin üstünde. Hava sıcaklığı hissediler 30 derecenin üstünde. Şehir yanıyor yani. Isınmış şehir daha soğumuyor. Biraz gezdim, terledim, verdim. Bir daha gittim. Öğretmen evleri çok güzel. Duşu, muşu, her şeyi var. Her şey var abi. Duşu, minibarı, yatıyorsun, yatağın var. Midyat öğretmen evinden bu sefer daha erken çıktım. 2.30'a yani. Yarım saat önce daha kurdum sadece. Midyat'tan sonra her 15-20 kilometrede bir çevirme var. Durduruyor. Ya polis ya asker. Kimlik soruyor, ruhsata bakıyor. İşte bir arıyor tarıyor. Daha sonra seni salıyor. Oradan Van'a kadar bütün yolculuk böyle geçiyor. Yani 15 kilometrede bir, 20 kilometre polis durduruyor. Arıyor, kimlik soruyor. GBT'ye bakıyor vesaire. Ondan sonra devam ediyorsun. Saat 3.30'tu. Ben Cizre yoluna düştüm. Yani İdil'e vardım. Cizre'ye de gittin yani. Gittim. İdil yoluna vardım. İdil'deydim. Hava daha yeni yeni aydınlanıyor. Dağlar, işte böyle dağların silüeti gözükmeye başladı yani. İdil ve Cizre düzlük, ova. Ondan sonra başlıyor dağlar. Yani Cüli Dağı var, Gabar Dağı var. Ondan sonra başlıyor dağlar. Cizre'den geçtim. Cizre'nin içinde biraz gezdim. Böyle esnaf daha yeni yeni uyanıyor, kepenkleri açıyor falan. Öyle bir durum hani böyle. Çok büyük bir yer var. Yani Şırnak il merkezinden Cizre ilçesi daha büyük. Cizre daha büyük. Cizre çok daha büyük. İşte tabelalarda duruyorum bu arada. İşte fotoğraf çekiyorum. İşte hatıra olsun bana kaysın diye. Kamera kayıtta zaten. Geldiğim yerlerde her yerde açıyorum kamerayı. Cizre'den çıktım. Şırnak il merkezine doğru gittim. Ondan sonra dağlar başlıyor. Cizre'den çıktıktan sonra dağlar başlıyor. Her durdurmada da hep aynı muhabbet oluyor. İşte ne yapıyorum burada? İyi abi, işte geziyorum abi falan. İşte iyi bayramlar. Bayram günü zaten. Bayramın ikinci, üçüncü günü o zaman. İşte ne yapıyorsun ya? Burada gezilir mi? Ya işte gitsene keşke, ne güzel işte Ege var. Ne güzel işte Karadeniz var. Oralara gitsen keşke. Hep aynı muhabbet oluyor yani, standart. Ben de diyorum işte, yani burası da sonuçta gelinmesi, görünmesi bir... Sen niye buradasın? Vatanın toprağı yani. Vatanın koruması için ben de onu gezmeye geldim. Olay bu. Peki, Şırnağa çıktım. Yolculuk esnasında işte PKK'lılar hiç öyle oldu mu? Taş atan? Benim başıma gelmedi. Ne bileyim işte. Bir iki sene önce... Taciz ateş yapan. İki sene önce geçmiştim oradan. İki sene önce taşlamışlardı. Taş yedik orada. Çocuklar mı taşlıyor yine? Cizre arası. Çocuklar da vardı, yetişkinler de vardı abi. Yani o zaman polis kontrolüyle geçmiştim ben. Hakkari'den Şırnak'a tam tersine gelmiştim. O zaman daha şeydi yani, tam karışık zamanlardı. Şimdi pek bir şey yok. Yani şu an çık motorunla istediğin yere gidersin. Tavsiye ediyorsun yani. İstediğin yere gidersin. Tamam. O zaman biz Emrullah'la gideceğiz inşallah. Kesinlikle. Kesinlikle gitmeli abi. Erol'u da alırız. Evet. İkincisini patlatır Erol. Erol. Sonra Zide'den sonra Şırnak var. Şırnak'a geldim. Şırnak küçük bir yer. Şırnak'ta bir şey yok yani. Yakışmış valla. Devam ediyorsun Şırnak'tan. Bir ayrım var. Orası büyük ayrımlardan bir tanesi. Bir köprüden geçiyorsun. Sol tarafa doğru gidersen Beytüş'e bakıyorsun. Habur iki sınır kapısı. Sağ tarafa doğru gidersen de Çukurca'ya Hakkari yolu. Çukurca Hakkari yolu. Beytüş'e baba gitmek istedim ben, salmadılar. Beytüş'e baba gidince oradan Kato Doğan'a çıkabiliyorsun çünkü. Beytüş Şebap da bir ilçe değil mi? Tabii Beytüş Şebap Şırnak'ın ilçesi. Kato o dağ. Kato da dağın ismi. Beytüş Şebap'taki büyük dağın ismi. Ama Kato'yu eğer Çukurca yolundan gidersen de arka sırtını görebiliyorsun. Arka sırtından görebiliyorsun orayı. Oraya vardım. Kulağımda şey vardı işte, kulaklık var, müzik çalıyor. Müziğin olmasına rağmen böyle bir bıdı 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 bir ses geliyor. Tamam. Kaldırdım kafamı, bak helikopterler geçiyor. Yani şuradaki araba trafiği gibi helikopter orada geçiyor. Helikopter trafiği vardı. İyi seni yanlışlıkla orada kullanmadılar. Helikopter trafiği vardı. Diğer çaylar kimi? Biz alalım. Bu tarafa da. Çay mı? 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 Çay mı?